Kripto geleceğe hoş geldiniz. Geleceğin kriptoda ve blok zincir teknolojisinde olduğuna inananların programındasınız. Ben Ali Abaday. Bu haftada yine yoğun bir gündem var. FTX'in iflası ile birlikte kripto para piyasalarındaki belirsizlikler, bocalamalar, fiyatların aşağı düşüşü, başka borsaların iflas edip etmeyeceği korkusu, son gelişmeler. Gündem yoğun. Bunun dışında çok sorulan bir soru var. Biz FTX veya benzer bir yerde paramız kalırsa alabilir miyiz? Bu konuda avukat Ali Erşin ile bir hafta içi röportaj yaptık. Bu konularda Türk hukuk sistemine göre çok yararlı bilgiler verdi. İkinci bölümde o var. Üçte soğuk cüzdanlar bu sefer konuşacağız. Son iki bölümdür MetaMask, Phantom gibi cüzdanları konuştuk. Hani bunlara parayı geçirmek gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Sizin bileceğiniz bir iş ama çoğu kişi borsaların iflası ihtimaline karşı, merkezi borsaların iflası ihtimaline karşı paralarını işte ya MetaMask'a ya Phantom'a geçiriyor. Soğuk cüzdan da buna bir alternatif. Son bölümde de işte soğuk cüzdan nedir, nasıl kurulur? Bunun üzerinde duracağız. Ayrıca başka bir cüzdan Rainbow'dan da bahsedeceğiz Ethereum zinciri üzerindeki. Fakat öncelikle bu hafta yaşanan haberlere bir göz atalım. Bu hafta FTX'in iflasının açıklaması sonrasında yaşanan o kriz devam ediyor. Fiyatlardaki aşağı düşüşler bütün kripto piyasasındaki, ki Amerika'da enflasyon beklentilerden daha iyi çıktığı için genel olarak fiyat paralarda bir yükseliş var. Bu FTX'in İflası olmasa kripto paralarda da yükseliş olacaktı ama maalesef kripto paralarda düşüş devam ediyor ve ilginç açıklamalar geliyor. Mesela ne var en basitinden? FTX'in yeni CEO'su, yani bu iflas sürecini yönetmesi için seçilen avukat John Ray bir açıklama yaptı ve yani hayatım boyunca ben bu kadar kötü bir yönetim ve bu kadar yanlışların yapıldığı bir dava görmedim diyor ki, kendisi Enron gibi böyle bayağı önemli skandallarda da işte hani şirketlerin iflasının açıklaması sonrası görev almış bir isim ve paraların nereye gittiğinden tam anlamadım diyor. Yani bilinen şu, Sam Bankman-Fried iddialar bu yönde, kendisi reddetse de FTX'teki paraları bir şekilde başka bir şirketine aktarıyor. Oradan FTX'te Alameda'ya aktarıyor. Alameda'dan FTX'te listeleneceğini bildiği yeni kriptolara önden yatırım yapıyor. Bunlar piyasaya çıktı mı biraz yükseleceği zaman da satış yapıp kâr elde etme. Yani iddia bu şekilde. Bir yerdeki paramı alıyorum, öbür tarafa gizlice atıyorum ve yeni çıkacak kriptolar benim marketimde satışa çıktığında yüksek fiyattan olacağı için önden alayım. Onlar çıktığında da elimden çıkarıp kâr edeyim ve parayı geri aktarayım gibi bir planı varmış. Ama bu işe yaramamış. İddialar bu yönde. Yani milyar, 10 milyar dolarlık bir kayıptan bahsediliyor. Bunun nasıl olduğu, hala nasıl çözüleceği belirsiz. Ama bu hafta Helsinki'de Slush vardı. Dünyanın en büyük startup fuarı. Onun yan eventleri vardı. İstanbul'da blockchain haftası vardı. Abu Dhabi'de finansal bir finans haftası vardı. Yani dünyanın her yerinde bu finansal açıdan, Web3 açısından önemli eventlerin, fuarların olduğu bir haftaydı. Ben Slush Yan eventlerine katıldım ve orada özellikle bu son dönemde Web3 üzerine, kripto paralar üzerine olan konuşmalara katıldım. Oradan bir neler duyduğumu anlatacağım ama öncelikle Abu Dhabi'dekinden başlamak belki daha iyi olacak. Çünkü burada krizin kahini olarak adlandırılan, yani para piyasalarındaki krizleri bilmesiyle bilinen Nouriel Roubino kripto para sistemiyle ilgili bir açıklama yaptı. Çok ilginç bir açıklamaydı. Dedi ki kriptonun 7 tane C'si var. Yani İngilizce kelimelerdeki C'lerden gelen, işte yozlaşmış corrupt, dolandırıcılar crooks, gizlenmiş concealed, suçlular criminals, düzenbazlar con men, karnaval bankacılığı diye bir terim var İngilizce'de, carnival bankers
Ve son yedincisi ise çok ilginç. Binance'ın CEO'su Changpeng Zhao. Bu yedisi hani şey diyor, kriptonun en kötü yedincisi. Ve hatta Abu Dhabi'de şöyle bir açıklama da yapıyor. Kendisinden bir önceki panelin konuşmacısı olan Jay-Z'ye atfen, bence bu insanlar buradan gitmeli, kripto para piyasasından gitmeli. Binance'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nde faaliyet gösterme lisansına sahip olduğuna inanamıyorum diyor. Yani Abu Dhabi'de kendisinden bir önceki konferansta konuşmuş Jay-Z hakkında böyle bir açıklaması var. Onun dışında benim katıldığım Slash Yan eventinde neler konuşuldu? Web3 Builders'ın organize ettiği bu paneldi. Asya Kuruklova ile Varya Bobrova, teşekkürler onlara da bu panelde ve sonrasında röportaj yapmama olanak sağladılar. Meritleyip geldi. Estonya Kripto Para Derneği'nden ve genel olarak hem Estonya'da hem genelde neler olduğunu konuştu. Onun dışında 3 tane Finlandiya şirketinden işte avukat ya da direktör pozisyondaki kişi neler söylendi? Genel olarak şu: kripto paraların, yani merkezi borsaların öncelikle iyi bir denetlenmesi gerekiyor. Yani bunun denetimi hükümetlerde mi olmalı, yoksa ekosistemin içinde mi, kişilerde mi olmalı? Bu konuşuldu. Citra'nın direktörü vardı, Christo Lehtonen. O dedi ki, yani bir esasında kripto para piyasasının içindekiler işlerini iyi yapsalar ve bu ekosistem birbirini denetleyebilse, biz hükümetlerin denetimine ihtiyaç duymayız. Çünkü işler iyi yapılmadı mı, kimi yolsuzluklar, kimi kötü yönetimler yapıldığı zaman FTX ve benzeri sonuçlar ortaya çıkıyor. Bu noktada da hükümetlerin düzenlemeye yapması, hükümetlerin işe girmesi gerekiyor. Biz bunun önüne geçebiliriz, eğer hani ekosistem iyi çalışırsa diye sorular oldu. Bu İstanbul Blockchain Haftası'nda da konuşulan akıllı kontratlar üzerine, hani akıllı kontratların nasıl denetlenebileceği, çünkü yapısı gereği bunların denetime çok uygun olmadığı biliniyor. Yani kodlar üzerinden gidiyor her şey. Ondan sonra başka bir konu, kimliğin nasıl belirleneceği. Yani şimdi biz merkezi borsalara girerken kimliğimizi belirtmemiz gerekiyor. İşte nüfus kağıdı, pasaport, ehliyet üzerinden bir de fatura veriyoruz. Hani ben kim olduğumu belirteyim ki, hani bir bilgi istendiğinde benim hakkımda o piyasa hükümete açıklama yapabilsin diye. Ama bunlar projelerde ne kadar doğru konuşuldu? Burada mesela Soulbound konuşuldu. Bu yeni çıkan bir NFT. Nedir o Soulbound? Devredilemeyen bir NFT. Sizin bütün bilgilerinizi oraya üstüne yazabiliyorsunuz ki, bir kişi olarak. Yani işte ben Ali Abaday, ODTÜ mezunuyum, İşte şu işlerde çalıştım gibi kişisel bir sürü bilgimi aktarabiliyorum. Bu devredilemediği için, benim cüzdanımda yer aldığı için bir proje başlattığımda, hani o kişiler istersem açarsam kamuya bakabiliyorlar. Ben kimim? Ondan sonra ne işler yapmışım? Gerçekten var mıyım? Güvenilir miyim? Değil miyim? Çünkü öbür türlü hani halı çekme denilen olaylar var kripto para piyasasında, NFT piyasasında. Ama işte bu projenin de şu an daha yeni bir proje, artı ve eksileri var. Onlar üzerine konuşuldu. Sonrasında ne oldu? Meritleyip'le birebir bir röportaj yapma şansı yakaladım. Kendisi çok ilginç şeyler söyledi. Mesela Estonya'da kripto para ile ilgili bir şirket kurmak çok kolay dedi. Estonya'da her şirket gibi kripto para şirketi kurmak da kolay. Ama öncesinde bir lisans almanız gerekiyor. O lisansı almanız çok zor. Bunun için kriterler varmış. Yani eğer Estonya'da kripto para kurmak isterseniz şirketi, öncelikle bir ofis tutmanız, posta adresi gerekiyor. Orada birkaç Estonyalının çalışması gerekiyor. Estonya halkına
hizmet edeceğiniz ilk başta belirtilmeli. Yani Estonyalılar orayı kullanabilir, dünyanın başka yerleri de kullanılabilir ama Estonyalılar o hizmetten yararlanamayacaksa bu şeyi vermiyorlar size, belgeyi vermiyorlar. Bunun dışında 6 ay içinde belgeyi aldınız, 6 ay içinde şirketi kurup işletmeyi hazır hale getirip başlamazsanız çalışmaya lisansı kaybediyorsunuz. Tekrar başa dönmeniz gerekiyor. Bir de eğer bir şirket kurdunuz ve kendi coin'inizi çıkaracaksınız. Estonya'da sabit coin çıkaramıyormuşsunuz. Yani şu an yasa gereği dolara ya da euroya bağlı, yani 1 euro 1 dolarlık sabit coin'ler çıkmıyormuş. Bunun dışında kendilerinin hükümetle birlikte sürekli bu piyasaların nasıl olacağı üzerine konuşmaları varmış. Hani nasıl bir düzenleme olacak, neler yapılmalı, olası bir iflasın önüne nasıl geçilebilir gibi. Bu genel olarak yan eventlerde de çok konuşuldu. İnsanların dediği, özellikle Web3 teknolojisinin içinde olanların dediği, teknolojik gelişimi engellemeyecek hukuksal yaptırımlar veya yasalar çıkmalı. Yani normalde teknoloji önden gidiyor. Yasalar sonra onu yakalıyor. Sorunlar oluyor. Bunun önüne geçebilecek bir şey olmasın. Yani teknolojiyi durduracak, teknolojik gelişimi zorlaştıracak yasalar olmamalı. Ama insanların dolandırılmasını da önüne geçecek sistemler kurulmalı diye. Finlandiya Vergi Dairesi'nden yetkililer katıldı kimi toplantılara. Onlar da esasında Finlandiya'nın kripto paraya göre bir henüz yasası olmadığını, yani bunların kripto para ya da NFT olarak değerlendirilmediğini söylediler. Ama ilginç bir aşamada şu an mesela Finlandiya ile İsveç. Nedir o? Siz Finlandiya ya da İsveç'te merkezi olan bir kripto para piyasasında para aldığınızda, kripto para, bu piyasalar ilk başta kendi vergi dairelerine bunu bildiriyorlar. Yani ben Finlandiya'da bir Fin vatandaşı, gitti Finlandiya'da bir kripto para borsasından para aldı. Bunu Fin vergi dairesine bildiriliyor. İsveç vatandaşı Finlandiya'da kripto para borsasından bir para aldı. Finlandiya vergi dairesine bildiriliyor. Onlar kişinin İsveç vatandaşı olduğunu gördüğünde İsveç vergi dairesine bildiriyorlar. Aynı şey İsveç için de geçerli. Yani iki ülke arasında kripto para alanların hani bilgilerini paylaşma yönünde bir anlaşma olmuş. Bunun Avrupa'ya yayılıp yayılmayacağı henüz belli değil ama yani böyle şeyler başlamış. Başka ülkelerde merkezi olan kripto para borsalarından alım satım yapıldığında hangi ülkedeyse hani senin vatandaşın benden bu kadar para aldı diye belirtmeler var. Ama bütün bunlar dediğim gibi merkezi borsalarla alakalı. Merkezi olmayan borsalara maalesef şu an hiçbir şekilde erişim mümkün olmuyor ki orada akıllı kontratlarla gidiyor. Neler o? İşte bu genel olarak Finlandiya'da bunlar konuşuldu. Bunun dışında neler var? Olarak haberler kısmının son kısmına gelirsek Ripple'la ilgili bir haber var. Malum o Amerika'da çok uzun süredir giden bir davası vardı Ripple'ın ve sonunda Ripple'a lehine bir karar çıkmıştı. Şimdi Ripple İrlanda'da hani bir lisans arıyor. Avrupa Birliği'nde geçerli olması için İrlanda üzerinde bir lisans almak istiyormuş. Nedir bu? İrlanda'da lisansı alabilirse Avrupa Birliği'nde de iş yapacak. Bu noktada o kendi coinleri yükselebilir. Bu bir ihtimal. Ama genel benim hani eventlerde veya gittiğim yerlerde konuştuğum kişiler ya da bu çeşitli Telegram grupları açıldı. Onlara üye oldum. Ve bunlardaki konuşmalar şu deniyor. Yani bir ayı sezonundayız. Hani paraların çok hızlı çıkmadığı, düştüğü ve FTX yüzünden bu ayı sezonu daha da uzayacak. 2023'ün ilk aylarında mecbur kapsayacak duruma geldi. Yani şu an bir çıkışlar olabilirdi Amerika piyasasından dolayı, Amerikan ekonomisinden dolayı çıkışlar yaşanabilirdi kimi paralarda. Biraz yükselmeler görebilirdik. FTX bunu baltaladığı gibi bir süre daha ayı sezonunda devam edeceğiz. Geçen bölümde dediğim ama 2023'te Fed'in kararları var. Piyasadan 1 trilyon dolar daha çekecek. Yani
Ayı sezonunun uzayabileceği görüşü giderek yaygınlaşıyor. 2023'te boğa sezonu görürüz diyenler en azından bunu ikinci yarısına atıyorlar ki 2024-25 daha mümkün görünüyor artık boğa sezonuna. Çünkü piyasadan paralar çekilecek, dolarlar tekrar doların güçlenmesi var, faiz artışı var Fed'in. Nerelere gideceğiz göreceğiz. Ama hala tabii ki haberler var bazı paraların bir yükselme eğilimine gireceği. Dediğim gibi kripto para piyasası pek bilinen bir şey değil. İkinci bölüme geçmeden son hatırlatma. Ben bir gazeteciyim, yatırımcı değilim, ekonomist değilim, developer değilim. İlgi alanım kripto paralar. Yatırımlarım var hem NFT hem de kripto paralara. Çok yüksek olmasa da o yüzden söylediğim ve anlattığım haberler, verdiğim bilgilerde kimi kripto paralar veya NFT projelerine yatırımlarım var. Bunlar hani çok objektif olmayacak şeyler çıkabilir ağzımdan, olmamasına gayret ediyorum. Bununla birlikte hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Hani kendi kararınızı kendiniz vermeniz gerekiyor ki bu piyasa hakikaten öyle. Bazen bir gece yarısı atılan bir tweetle her şey değişebiliyor. Bazen bir tweetle bütün her şey düşebiliyor. FTX'in haberinin çıkması ve iflasının açıklaması gibi piyasa zora da girebiliyor. Aa, bir de son haber. Elon Musk ve Twitter cephesinden malum bütün dünyanın merak ettiği konulardan biri. Elon Musk sürekli işte çıkarmaları bahsediyordu. Sert ultimatomlar veriyor. Bundan sonra işte hani ilk etapta neydi? Ofiste çalışılmasını istiyordu. Sonra bazı kişilerin evden çalışabileceğini söyledi ama bu noktada müdürleri eğer o kişiler gerçekten iyi iş yapmadığı halde çok iyi çalışıyor, o evden çalışsın dediği saptanırsa müdürünün işini kaybedebileceğini söylemişti. Bunun dışında diğer çalışanlara gönderilen maillerde geceli gündüzü hafta sonunda dahil edecek gibi çalışmalar olması gerekebileceği söylenmiş. Eğer bunu istemiyorlarsa 3 aylık maaşlarını alabilecekleri bir ayrılık paketi sunulmuş. Slack'te, Twitter'ın Slack gruplarında insanlar bunları tartıştıktan sonra 100'e yakın kişi Perşembe Türkiye saatiyle Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan saatlerde istifa kararı alıp istifalarını açıklamışlar. Elon Musk cephesinde ise Tesla şirketinden SpaceX'ten de birkaç kişinin Twitter'a gönderildiği mühendislerin nasıl işlediğini öğrenmesini için çalışmalara başladığı söyleniyor. Twitter'da bir ilginç döneme giriyoruz. Yani mavi tıkların satıldığı hatta çok esprisi oldu. Yani bu boğa sezonunu, ayı sezonunu nasıl kısaltabiliriz? FTX'in etkisini nasıl geçirebiliriz? İşte biz birimiz gidip herhangi bir şirket adına ya da Fed adına mavi tık alıp işte bu borsaya yardım etmeyi düşünüyoruz deyip bütün süreci değiştirip bir sürede kısa bir para kazanırız diyenler vardı. İlginç bir dönem ama bu noktada Web 3'te kurulan sosyal medya uygulamalarına talep artıyor. Neden talep artıyor? Çünkü bu Web 3'tekilerin kısıtlanma ihtimali bulunmuyor. Yani blok zincir üzerinde oldukları için topluluk, komünite karar verdiği için böyle tek bir kişinin karar verip işte Elon Musk gibi birini satın alıp hayır ben bunu istiyorum, bunu istiyorum deme ihtimali çok yok. Ha, orada bir balina büyük yani yüklü bir kısmı satın alıp kendi isteğine göre değiştirebilir mi? O ihtimal her zaman var. Ama yine de Twitter, Facebook, Instagram gibi platformlardan daha demokratik olduğu düşünülüyor ve insanlar yavaş yavaş oraya geçiyor. Bununla birlikte bir gelişme daha var. O da Yaman Akdeniz'in tweetlerinden öğrendiğim bir gelişme. Son dönemde Twitter'da yaşanan sorunlar nedeniyle Türkiye'de Mastodon isimli platforma yönelme vardı. Onun şeyi yapılıyordu, reklamı yapılıyordu. O da merkezi olmayan bir network. Fakat Türkiye'den Mastodon'a girişlerde zorluk vardı. Bunun nedeninin Türkiye Futbol Federasyonu, evet ilginç bir şekilde Türkiye Futbol Federasyonu olduğunu Yaman Akdeniz açıkladı. Nasıl?
Türkiye Futbol Federasyonu'na bir hak tanınmıştı 2021 aralığında. Bu da korsan maç yayınlarının önüne geçilmesi için mahkeme kaydı olmadan belli web siteleri hakkında ya da IP'ler hakkında federasyonun istekte bulunabileceği ve oralara erişimin kesilebileceği yönündeydi. Fakat öyle bir yasa hazırlanmış ki hani bunun sonrasında reddi nasıl olur, mahkemeye nasıl bakılır bilinmiyor. Ve Türkiye Futbol Federasyonu bir şekilde içerik dağıtım ağı, Content Delivery Network, IP adreslerinin engellenmesini istemiş. Fakat bu IP adreslerinin engellenmesi yani pek çok şeyi beraberinde getiriyor. Çünkü bu sadece Mastodon'a değil, dışarı başka yerlere girişimini de etkiliyor. Çünkü ticaret siteleri, medya platformları, haber banka siteleri de bu sistemden yararlanmakta. Yani korsan yayın üzerine deyip de CDN IP'lerinin yasaklanması büyük sorunları, yani sadece bir korsan yayın yapan siteyi değil, saydığım başka yerlere erişimi de engelliyor. Ve bunun önüne geçilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'nun kararının bulunması, mahkemeye götürülmesi, yaşanan hak mağduriyetlerinden bahsedilmesi gerekiyor. Bu hani uzun bir süreç, yani yasanın düzgün yapılmaması, Futbol Federasyonu'nun nasıl içerik olduğunu bilmeden CDN servislerinin IP'lerini kapatması ve bunun başka sorunlara yol açacağını düşünmemesiyle şu an Türkiye'de başta Mastodon ve diğer sitelere girişlerde de sorunlar yaşanıyor. Bu da ilginç bir gelişme Türkiye açısından. Yani federasyon bazı sitelere korsan yayın diyerek kapıyor ama hangi site veya neyin IP'sini yasakladı, onun nasıl etkiler olduğuna çok bakılmıyormuş. Bunu gördük. Dilerim bu karardan dönülür ve hani kolayca korsan maç engellenir ama diğer sitelere ulaşmanın engellenmesinin önü açılır. Bakalım, göreceğiz. Şimdi hafta içi Avukat Ali Erşin'le yaptığım röportaja geçelim. Kripto Gelecek devam ediyor. Kripto Gelecek bütün hızıyla sürüyor. Bu bölümde konuğumuz Avukat Ali Erşin. Öncelikle Ali Bey, davetimizi kabul edip yayına geldiğiniz için çok sağ olun. Çok teşekkürler Ali Bey. Biz de teşekkür ederiz. Davet ettiniz, böyle şey açtınız, programınızda yer açtınız. Teşekkür ederiz. Biz de herkese de iyi seyirler. Sağ olun. Ali Erşin, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu, Hukuk ve Bilişim Dergisi ile bloğunun hem genel koordinatörlüğünü hem editörlük görevini yürütüyor. Bilişim Teknolojisi Hukuku Derneği üyesi. Çalışma alanları ise bizi en çok ilgilendiren noktalardan biri kripto para hukuku, onun dışında finansal teknoloji hukuku, kişisel verilerin korunması ve e-ticaret hukuku. Doğru değil mi hepsi? Tabii. O alanlarda çalışmalar yürütmeye çalışıyoruz. Dergi faaliyetlerimiz var. Öyle işler yapmaya çalışıyoruz. Allah izin Kolay verdiği ölçüde. gelsin. Ali Bey, ilk sorumuz şu. Şimdi FTX son örnek oldu. Gerçi ondan sonra block fee'de de bir sorun yaşandı ama bu merkezi kripto borsalarında iflaslar olduğunda oranın kullanıcıları paralarını alamıyor. Para çekme donduruluyor. Benzer bir hak mağduriyeti Türkiye'de de yaşandı son dönemde. Bununla ilgili Türkiye hukukunda herhangi bir düzenleme var mı veya bununla ilgili nasıl bir çalışma yapılmalı? Yani bu merkezi borsaların iflas etmesi durumunda içerideki varlıklarını kullanıcılar, insanlar nasıl alabilir? Ali Bey, şöyle tabii FTX oldu, ondan önce Luna oldu, ülkemizde de farklı sistem coin oldu mesela, farklı borsalar oldu, çok medyada yansıdı. Tabii hepsinin olayı tamamen aynı olmasa da kullanıcılar mağdur oldu, yatırımcılar. Burada hukuka göre
Öncelikle hem yurt dışı mesela Amerikan hukuku ve ülkemizin hukuku veya Avrupa hukuku ayrım yapmak gerekiyor. Biz genel olarak bu şu anki oturumumuzda ülkemizdeki Türk hukuku bakımından konuşacağız anladığım kadarıyla. Şöyle, ülkemizde şu an için kripto paralar ve borsalar hakkında yaklaşık iki düzenleme var diyebiliriz somut olarak. İlki bunlardan 16 Nisan tarihli ödemelerde kripto varlıkları kullanılmamasına dair yönetmelik. 16 Nisan'da çıkan yönetmelik bu 2021 yılında. Bu yönetmeliğe göre kripto varlıklar varlık olarak tanımlanmış durumda. Bir para değil veya bir eşya değil. Yani bir mesela doğrudan taşınır bir eşya değil, gayrimaddi varlık olarak tanımlanmış durumda. Yine borsalar nezdinde de asıl konumuz olan borsalarda 1 Mayıs tarihli MASAK mevzuatına, 1 Mayıs'ta MASAK mevzuatına girdi ve borsaların bir şekilde ilk defa Türk hukukunda yeri oldu. Yani doğrudan düzenlendiği, kripto olarak düzenlendiği bir yeri oldu. Ondan önce nasıldı? Borsalar veya kripto varlıklar bir şekilde alıp satılıyordu. Borsalarda bir şekilde anonim şirket, limited şirket gibi onların ne sorumluluğu varsa yani mesela basiretli tacirin yükümlülükleri gereği sorumluluklarını yerine getirmeye çalışıyorlardı veya getirmeyenler de vardı. Ona göre sorumlu oluyorlardılar. Ama şu an en azından kripto varlıklar ülkemizde düzenlenmiş durumda. Borsaların da yeri var. Bu yer nasıl bir yer? Tabii ki doğrudan bir banka gibi bir düzenleme değil bu. Şöyle, MASAK mevzuatı uyarınca kara para aklanmasının önlenmesi, terörün finansmanının önlenmesi için belli işlemler, mesela şüpheli işlemlerin bildirimi yapılması veya bazı işlemlerde de mesela MASAK'ın denetim yapmasını istemesi durumunda bilgi verme yükümlülüğü gibi yükümlülükleri var. Bu da bizi belli durumlarda kara para aklanması önlenmesi için bilgi vermelerini sağladı. Bu da tabii ki dolandırıcıların bir nevi önüne geçebilir. Fakat bir banka gibi olmadığı için, bir sistemleri olmadığı için yine de dolandırıcıların tamamen önüne geçemez. Çünkü bankaların biliyorsunuzdur çok ağır yükümlülükleri var. Şunu Denetlenirler, anlıyorum fonlar var. dediklerinizden, Tabii. yani bankalar gibi denetlenmediği sürece bu merkezi kripto borsaları bu sorunları görebiliriz. Tabii, yani buyurun, buyurun. Yani peki buna karşı ne yapabilir? Şu an mesela ben diyorum ki 10 bin liralık kripto para aldım ve aldığım borsa iflas ettiğini açıkladı ya da işte para çekimini durdurdu. Size geldim, dedim ki beni kurtar Ali Erşin. Nasıl bir durum oluşuyor burada? Yani hani vesile olma anlamı da şöyle. Öncelikle normal bir insana para verdiğimizi düşünelim işletmesi için yani derler ya Evet. işletmesi için para verdiğimizi düşünelim. Borsalarda aslında genel olarak en başta bu şekilde aramızdaki ilişkinin bu şekilde olduğu söylenebilir en başta. Ama tabii ki şöyle de bir durum var. O borsanın aramızdaki sözleşmeye göre mesela borsaların sözleşmesi var, kullanıcı sözleşmesi. Oradaki şartlara göre bu asıl olarak belirlenir. İkincisi de normal ilişkimizde borsaların mesela bu dolandırıcılıklarda veya batışlarda, iflaslarda hatası var mı? Fonları nasıl yönettiler? Kendilerine mi aktardılar yoksa gerçekten basiretli tacir gibi yönetip de bir şekilde battı yani. Hani yapacak bir şey yoktu. Yoksa hacklendiler mi? Hacklenme durumları siber güvenlik önlemleri aldılar. Mesela isimli bir belgeleri var mı yok mu? Bunlara göre sorumluluk değişir. Öncelikle TCK bağlamında dolandırıcılık olması için bu paraları dolandırmak için almak yani oradaki iradeyi bozmak için almak o ve alım sonrasında da bilerek o paralardan yarar sağlamak kendisine veya üçüncü kişiye gerekir. TCK bağlamında bu zaten hem FTX hem Luna hem ülkemizdeki sistem coin, TODEX bunlar da hep soruşturmalar devam etti savcılıklar nezdinde. Ama bizim paramızı almamız tabii ki soruşturmaya da alınabilir. Sonucunda savcılıklara mesela bir şekilde para alınması hususunda taleplerde bulunabilir ama bir de bunun hukuk tarafı var. Asıl olarak mesela icra hukuku veya alacak davası gibi. Burada dediğim gibi sorumlulukları var mı? Ne kadar? İşte arada mesela sözleşmelerde ne geçiyor? Mesela bazı borsalar diyor ki benim sistemlerim hacklenirse ben buradan sorumlu değilim. Veya benim
Param bir şekilde sizde kalırsa, sizin paranız bende, ben bunlardan hiçbir şekilde sorumlu değilim diyebiliyorlar. Tabii ki bu sözleşmeler, bizim de yaşadığımız dava vardı. Bu sözleşmeler tabii ki genel işlem şartları uyarınca iptal edilebiliyor maddeler. Fakat yine de bazı mahkemeler, ülkemizde netleşmiş değil, bazı mahkemeler tüketici olduğuna hükmediyor, bazıları ticaret olduğuna hükmediyor. Ticaret ise bu sözleşmelerin reddedilmesi, bu maddelerin reddedilmesi çok zor. Yatırımcı kapsamına sokuyor. O yüzden de maddeleri reddetmiyor, iptal etmiyor ve bu maddelerden tüketiciler, bize göre tüketiciler sorumlu oluyor. Tabii ki duruma göre değişir ama tüketici kapsamına sokulur veya ticaret kapsamına sokulmazsa bu sözleşmeler, bu aradaki ilişki, bu maddeler, yani sözleşmedeki bu maddeler iptal edilebilir ve alacak davasına dönüşebilir. Tabii ki kusura göre de değişir bu, sorumluluğa göre de değişebilir ama borsaya veya hacklendiyse hackleyen kişiye bir şekilde yöneltilebilir bu talepler. Dediğim gibi aradaki ilişkiye, sözleşmeye, dolandırıcılık kastı var mı, sorumlu, kusur var mı, hepsine göre değişecektir yani. Anladım. Yani bu öncelikle şu, bir borsayla işlem yapacaksak oradaki sözleşmeyi çok iyi okumak Tabii tabii gerekiyor. tabii okumak gerekir. Aynen. Yani Yani... ülkemizde de belki en ünlü borsalardan, borsalarda var yani, sözleşmelere bakıldığında kullanıcıları çok ciddi mağdur eden sözleşmeler var. Biz de hani öyle bir davalara rastladık. Yani sözleşmenin maddelerin iptal edilmesini talep ettik. Davalar devam ediyor tabii ki. Yani bunlar önemli. Hani o sözleşmenin okunması gerekiyor. Çünkü ciddi miktarlar konuşuluyor Peki yani. şu an mecliste alt komisyonlarda bir kripto yasası hazırlama, kripto para ve NFT yasası hazırlanıyor. Bu biliniyor. Sizin görüşünüz ne? Yani sizce bu hani merkezi borsaların bankalar gibi denetlenmesi dışında nasıl düzenlemeler olması gerekiyor Türk hukuk sistemi açısından? Evet. Öncelikle zaten dediğimiz gibi bankalar gibi veya olmasa da en azından elektronik para kuruluşu gibi, mesela hani ülkemizde elektronik para, işte Papara mesela, bir görevini yapan bir elektronik para kuruluşu, bunun gibi en azından bir yükümlülüğe sahip olursa, işte fon mesela, bir fonu olur, işte tüketicilerin, kullanıcılardan gelen paraların biriktiği bir fon olur. Bunun en alt miktarı olur. Bu fonu harcayamaz vesaire gibi şeyler olabilir. Ve bunlar gelişi gidişi bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenir. Bu şekilde bir mekanizmaya sahip olunması zorunlu olabilir, lisans dediğimiz. Bu tabii ki bizim de hani duyumlarımıza göre, tabii ki belki tamamen %100 olmayabilir ama bu şekilde lisans olması düşünülüyor. Ne zaman geleceği tabii ki belli olmayabilir. Bunun dışında ne gibi hususlar olabilir? Yani mesela ne olur? En azından direkt bir lisans olmasa da bu borsalar para girişlerini, çıkışlarını bir şekilde aktarırlar, bildirirler. Onun dışında lisans almak zorunda olmasalar da belli denetim kuruluşları olabilir. Mesela SPK veya BDDK'ya bağlı işte bağımsız denetim kuruluşları denetleyebilir. Yani illa lisans almasa bile, banka gibi tam olmasa bile denetlenebilir dışarıdan. Ve bu denetimlerde eksiklik olması durumunda işte lisans iptali, askıya alınma gibi hususlar olabilir. Bunlar gereklidir diye düşünüyorum. Ya bu bir nevi şart yani. Çünkü çok ciddi miktarlar var. Belki bazı bankalardan daha fazla gelir gider oluyor borsalarda. Evet, bir de şey dediniz, kara para aklamaya karşı. Şimdi Amerika'da bu 10 bin dolar, onu biliyorum. Türkiye'de ne kadar bir sınırı var? Yani Türkiye'de şüpheli işlem için yaklaşık 80 bin lira bir sınır var. Yani 80 bin lirayı aşan aktarımlarda banka bunu şey yapar yani, kripto para borsalarda bakar ne oluyormuş diye. Ama bu kişiden kişiye de değişir. Mesela hani diyelim ki bir maaşı olmayan, hani bazı yani kişilerin maaşı değişiyor. Mesela 5 bin lira maaş olan birisinin bir şekilde ticaretle uğraşmıyorsa, mesela emeklidir, diyelim 3 bin 5 bin maaşı vardır. Bu kişinin 100 bin 200 bin lira birden borsaya yatırması tabii ki bir şey girecektir, veya 50 bin de yatırması girebilir. Çünkü bakarlar banka hareketlerine, hep 3 bin 5 bin yatırıyordur en fazla ama bir anda 50 bin yatırdıysa bu şüpheli işleme girebilir. Ama milyon TL'lerle mesela alışveriş yapan bir insan veya yüz binler TL'lerle, bu kişinin belki 1 milyon TL'si bile şüpheli işlem olmayabilir. Toplumda da tanınıyordur. Mesela toplumda tanınıyor derken, şunu da yeni gelen bir şeyi, düzenlemeyi söylemiş olalım.
Politik nüfuz sahibi kişi dediğimiz kişiler var. Bu PAP diye de geçiyor. Bunların artık Türkiye'de MASAK mevzuatı uyarınca denetlenmesi ve yani yine bankalar işte dediğimiz gibi kripto para borsaları da artık MASAK yükümlüsü olduğu için kripto para borsaları da giriyor. Ülkemizde nüfuz sahibi kişilerin daha fazla odaklanması konusunda bir yeni düzenleme resmi gazetede bugün yayınlandı. Bu da artık bugün de tam programımızın olduğu güne bir tevafuk oldu. Artık resmi nüfuz sahibi kişiler daha fazla odaklanacak. Yani para akışları, girişleri, çıkışları. Bunu da söylemiş olalım. Bu güzel, bu yeni gelişme de önemli. Bir de NFT boyutu var. Yani NFT'lerle ilgili davalar yurt dışında da çok fazla. Burada genelde bir kişinin tanınan, mesela Türkiye'de Cem Karaca örneği, geçen bölümde avukat Baran Bey'le aynısını konuşmuştuk. Ama onun dışında çeşitli dolandırıcılıklara giriyor. Yani işte belli bir para yatırılıyor, sonra bir anda herkes ortadan kayboluyor. Ve hani bu tarz davalara hiç karşılaştınız mı Türkiye'de? Veya bununla ilgili bir mevzuat çalışması gerekiyor mu sizce? Çünkü kripto paradan ayrı bir noktada NFT. Evet. Yani şöyle Türkiye'de tabii NFT davaları var. İşte Cem Karaca davası var. İhtiyati tedbir konuldu. Ama NFT'lerde yani ayrı bir şey olması tabii ki gerekiyor. Fakat NFT'ler de bir nevi kripto para gibi düşünebilir. Yani en başta yani bir tane Bitcoin olursa mesela bir nevi NFT oluyor aslında. Yani öyle baktığımızda yine NFT'ler de gayrimaddi varlıktır. Çünkü blok zinciri üzerine yazılmıştır. Yani mevzuatımızda NFT'lerin de aslında düzenlenmiş olduğunu söyleyebiliriz. Fakat NFT'ler yapısı gereği bir şekilde ve özellikle NFT marketler var mesela. Sanat eserleri mesela fotoğraflar, müzikler, işte tablolar NFT'ye aktarılabildiği için bunların aynı zamanda biz fikir ve sanat eserleri kanunu ve bir nevi belki marka Sinai Mülkiyet Kanunu uyarınca da marka hakları, telif hakları uyarınca da bir değerleri var hukuken ve yatırımcılar nezdinde de değerleri daha fazla oluyor. Mesela normalde bir kripto parayı değerli kılan nedir? Arz taleptir ama bir NFT'yi değerli kılan arz talebin yanında belki onu kimin de yaptığıdır yani mesela. Hani ünlü bir ressam bir NFT yüklerse daha farklı bir değer olur. Tabii ki talep de çok olur bunun sonucu olarak. Bunun gibi burada marka telif hakları devreye giriyor. Burada telif hakları uyarınca da ayrı konu aslında. Yani isterseniz oraya da girebiliriz. Yani telif Tabii haklarında ki, NFT. yani bir şey yok. Bu konuyla da Tabii. ilgilenen izleyicilerimiz var. Tamamdır. Yani NFT'ler en başta şunu söyleyelim. Telif hakları uyarınca bir NFT sanat eseri telif hakları uyarınca normal bir tablo gibi değeri vardır. Yani bir tablo gibi nasıl bir tablo alınıp satılıyorsa telif hakları uyarınca korunuyorsa NFT'ler de korunur. Fakat burada şu önemli. Yani oradaki eserin NFT en başta sahibini belirtir. Yani o kişinin yüklediğini belirtir. Onun dışında da o kişinin mesela oraya yüklerken başka bir eseri var mı yok mu? Mesela başka bir eserin kopyası mı? Onun belirlenmesi önemlidir. Yani bir NFT eserinizi diyelim siz yüklediniz işte bir platforma. Dediniz ki ben bu tabloyu çizdim ama siz yaptıysanız o önemli ve sanat eseri değeri varsa yani normal bir paint'ten işte kare çizmek değil. Gerçekten bir diyelim kuş mesela çizildiyse bunun NFT olarak NFT ise bile telif hakkı değeri vardır. Bunun da mesela birisi sizin o eserinizi SS aldı, işte screenshot aldı, ekran görüntüsü aldı, başka platformda satıyor. Yine NFT olarak yükleyip sattı. Bu durumda telif hakları uyarınca o sizin aslında çoğaltma hakkınızı, işte yayma hakkınızı, belki duruma göre mesela kafede sergiledi, işte temsil hakkını televizyona yayınladı. Mesela umuma iletim hakkı dediğimiz hakkınızı hep ihlal etmiş oldu yani. Bu da sizin korunan haklarınızdan. Bunun da tabii cezai boyutları var, hukuki boyutları var. Hepsi talep edilebilir yani. Ya yani şöyle bir şey soracağım. Şimdi mesela en bilinen örnek NFT'lerde Bored Ape Yacht Club'tır. Bunda da işte neydi? NFT'lerin yanında telif hakkı, yani kullanım hakkı verildi ve o NFT'yi alan kişiler onları istediği yerde kullanabilecek denmişti. Şimdi ben bir ressamın bir resminin NFT'sini aldım. Ama aynı resmin
gerçeğinde başka biri aldı. Ben şimdi bu resmi kullanım hakkı bende değil ya da işte telif hakkı televizyonda yayınlarsam suç olur mu? Bir de bu resmi satın alan kişi o resmin bir NFT'sini yaratabilir mi? Yaratırsa suç sayılır mı? Şu an yani Türkiye hukukunda veya bildiğiniz herhangi bir yerde. Tabii ki tabii. Ali Bey şöyle, NFT'lerde dediğimiz gibi telif hakları uyarınca eser sayıldığı için bunun tabii ayrıntısı çok. Şöyle bir tabloyu mesela bir Da Vinci'nin bir tablosunu birisi satın aldığında onu sadece mülkiyetini satın almış olur. Eserin aslı dediğimiz. Telif hakkını satın alması için ayrıyeten bir sözleşme olması gerekir. Yani ben bu eserin üzerindeki mali haklar dediğimiz Fisek 52 uyarınca satın alıyorum. Yani 52 derken 52 devralma hakkındadır. Fisek 52 uyarınca devralıyorum. Bunda tabii şekli şartlar var. Onlar ayrı konular. Devralıyorum. Mali haklar benimdir dediği zaman bu eseri satın almış olur. Yani mali hakların da satın almış olur. Telif hakları bir nevi ona geçer. Bu durumda ancak eserin NFT'si hakkında hakkı sahip olabilir. Ama normal mesela Da Vinci'nin eserini biri satın aldı, yaşayan bir kişinin, ressamın eserini. Bu durumda o eserin sadece tabloyu satın alan NFT'si hakkında söz sahibi olamaz. Çünkü telif hakları bu eseri hala sanat eser sahibi hakkındadır. Yani sanatçıdadır. Sanatçı eserin telif haklarını devretmesi için sözleşmede ayrı belirtmesi gerekir. Bunun yanında bir sanatçı hem eserin aslını birisine hem de telif haklarında yani hem de NFT'sini de başka birisine satabilir. Yani NFT'yi de yükleyebilir, onu da satabilir. Burada hiç mani yok. Çünkü çoğaltma hakkı sanat eseri sahibinde yani eser sahibinde sanatçı da. Bu durumu netleştirmek lazım. Burada tabii şu önemli. Yani mesela diyelim eser sahibi, sanatçı eseri mesela birisine satarken sözleşme yaptılar. Yani telif haklarını satmadı ama devretmedi ama lisans hakkı verdi. Lisans hakkını verirken dedi ki ben bu eseri NFT'ye dönüştürmeyeceğim. Bu eser tek senin. NFT'ye de sen dönüştürebilirsin. Mesela böyle haklar verdiyse bu durumda ancak NFT'ye dönüştüren yani aynı kişi sanat eseri sahibi, sanatçı NFT'ye dönüştürürse burada sıkıntı doğar. Zaten her türlü de NFT'ye izinsiz olarak bir eseri kişi dönüştürdüyse burada yani zannımca işleme hakkı ihlali olacağı için hatta çoğaltma hakkı, işleme hakkı bu hukuken tartışmalı da bunlar. İşleme veya çoğaltma hakkının ihlali olacağı için her türlü izinsiz bir şekilde bir eseri NFT'ye dönüştüren kişi sanat eseri olarak vasfa sahipse bu kişi hukuki hakkını ihlal etmiş olur bu sanat eseri sahibinin. Bunu da netleştirmek lazım. Onun dışında tabii farklı kullanımlar mevzusunda da ticari kullanım esastır. Yani ticari olarak kullandıysa ayrı talepler olur. İşte ceza boyutları var bunun. Hapis cezasına kadar varabilir. İşte eserden mesela NFT aldı, sattı mesela izinsiz. Birisinin NFT işte bir eserin fotoğrafını çekti. İşte OpenSea'ye yükledi, sattı. İşte 100 bin TL'yi, 100 bin dolara. Bu durumda eser sahibi o 100 bin doları talep edebilir. Yoksun kaldığı kârı talep edebilir. Aynı zamanda yine savcılıklara suç duyurusunda bulunup soruşturma da yürüttürebilir. Cezada yer bu kişi, hapis cezası da yer. Peki şöyle bir şey, ben bir ressamım ve dedim ki ben bir tane resmimin NFT'sini yapıyorum. Evet. Başka da yapmayacağım ama bununla ilgili sadece sözlü beyanım var. Satıldı, iyi de bir paraya satıldı. Bir sene sonra aynısının bir NFT'sini daha ürettim. Bu Evet. durumda ilk NFT'yi alan bana dava açabilir mi? Ali Abaday sen hani sözlü de olsa başka açmayacağım dedin ve şu an hani yapmayacağım dedin ve yaptın. Bununla ilgili beni zarara uğratıyorsun diyerek dava açabilir mi? Yoksa ben sanatçıyım. Hani bir yazılı da bir şey yok. Sözlü bir beyan söyleniyor ama öyle bir şey hatırlamıyorum. Ben senede bir bunlardan bir tane daha çıkaracağım. Şu bir tane daha ürettim NFT'sini. Benim açımdan bir sorun olmamalı dedi. Ha, burada Evet. nasıl bir şey çıkar? Yani kullanıcının hakkı, mağduriyetini nasıl giderebilir? Hukuk veya gideremez. Tabii yani şöyle
Bu da tabii hukuken belli şeyler aslında biraz tartışmalı. Hani mesela NFT'ler de özellikle tartışmaları fazla alevlendirmiş durumda. Çünkü eskiden mesela tablo alıp satılıyordu. O yüzden sıkıntı yoktu yani. Sözlü mesela şey yazılı imza kolaydı ama şimdi işte Amerika'daki birinin NFT satılabiliyor. Burada şuna bakmak lazım. Sözlü de olsa bir nevi sözleşme olmuş oluyor. Bu kesin. Arada bir sözleşme var. Ben bu NFT'yi bir tane yapacağım. Sözlü ama lisans verme dediğimiz durum da aslında yani mali haklara ilişkin bir lisans olduğu için işte çoğaltma hakkı mesela ben bunu çoğaltmayacağım diyor. O yüzden fisek 52 uyarınca mali haklara ilişkin her türlü anlaşma neye tabidir? Yazılı olmak zorundadır. İşte Türk Medeni Kanunu'na göre de ya borçlar kanununa göre de yazılı olan şeyler el yazılı imza veya güvenli elektronik imza ile atılır. Yani güvenli elektronik imza da ayrı kanun ama ikisinden biri olmak zorunda. O yüzden biz burada tabii ki direkt yine yoruma açık ama yazılı olması gerektiği söylenebilir. Yani en azından burada zaten NFT satışlarında çoğunlukla da hani orada platformda yazıyorlar ya işte yanda işte bir tanedir vesaire. O da bir sözleşmeye geçer. Burada yine el yazılı imza yoktur. İşte burada şey oluyor yani. Burada aslında derler ya işte burada aslında tartışma başlıyor. El yazılı imza yoksa ne yapacağız? İşte burada Yargıtay'ın kararı var. İşte burada sözleşme sonrası eğer kişiler aslında tamam yazılı imza yok ama sözleşme sonrası oradaki hareketleri neyi gösteriyor? Artık bu kişi devretmiştir mali hakkını mesela değil mi? Lisansı devretmiştir. Bunu gösteriyorsa eğer hareketleri de bunu gösteriyorsa belki de belli süre devam ettiyse Yargıtay diyor ki burada artık mali hak devredilmiştir diyor. Biz de NFT'leri belki bu kapsamada duruma göre sokulabilir ama sokulamayabilir. O yüzden burada dediğimiz gibi zaten biz mesela NFT platformlarında şunu öneriyoruz. Hani en azından orada bir mali hak devredilecekse yazılı bir imza olsun mesela. Telefondan en azından işte bir dokunmatik imza yeri olsun ya da PDF şeklinde imza atma yeri. En azından güvenli elektronik imza olsun. Çünkü yoksa sanatçılar sıkıntıya girebilir. Hukuken böyle yani şu an hukukumuzda. O yüzden önemli şeyler yani. Ama şu an genel olarak diyelim ki NFT'lerde oraya ne yazarsa yazsın sol tarafa yazılı şekil şartı yerine gelmediği için aslında devretmiş olmuyor yani. Yani orada sıkıntılar oluşuyor. Bunların tabii hukuken düzenlenmesi lazım. Yani NFT'ler için belki ayrı bir hani kanun düzenlemeler gelmesi lazım. Fisek'e mesela hani fikir ve sanat eserleri kanununa. Ya bunlar hukuken çok ciddi tartışmalar yani. Şu Yani an özellikle sürüyor. NFT'lerden sonra. Bir de şunu soracağım. Şimdi blok zincirde bunlar oluyor. Blok zincir denilen yapının bir merkezi yok. Yani dünyanın her yerindeki bilgisayarlar üzerinden bu yürüyor. Mahkemeler buna hazır durumda mı? Yani şimdi mesela OpenSea örneği var. Hani OpenSea şey diyor, onu biliyoruz artık. Sanatçının telif hakkı ile ilgili bir durum varsa veya birini herhangi bir mahkeme kararı varsa o NFT'yi satmayı kesiyor. Ama blok zincirde bir sosyal medya uygulamasından bahsedelim. Mesela buraya bir resim yüklendi. Bunun silinmesi pek imkan dahilinde değil. Hani bunlarla ilgili mahkemelerin bir hani şey var mı, bilgisi, yoksa hani hala merkezi serverla çalışan diğer bilgisayar uygulamaları gibi mi düşünüyorlar? Böyle bir hani o karar çıkıyor ama uygulanamayacak bir karar. Hani böyle durumları hiç rastladınız mı Türkiye'de henüz? Üstad, yani şöyle Ali Bey, hani genelde dediğiniz mesela sosyal medya tabii yani zincirindeki sosyal medya aslında bir nevi Metaverse aslında bir nevi sosyal platform diyebiliriz. Yani tabii farklı içerikler var, her şey var ama hani örnek bazında diyorum. Mesela Metaverse'te birisi birisine işte bir fotoğrafını şey yaptı veya hakaret etti. Burada tabii ne olacak? İşte buradaki blok zincir üzerinden kodlar belli olduğu için işte o kodun hangi düğüm tarafından, uç tarafından yapıldığı belli olacak vesaire. Yani burada mahkemeler yani şu an herkes aslında öğrenme aşamasında ama tabii ki çok üstüne giden öğrenen savcılarımız da vardır. Fakat ekseriyet itibariyle tabii ki öğrenme aşamasında mahkemeler. Ama mesela düzgün bir şeyle mesela uzman raporu veya bilirkişi raporuyla tabii ki mahkeme işte hakime de bu açıklandığında veya savcıya soruşturma aşamasında düzgün şekilde avukatlar açıkladığında
doğru yola ulaşılacaktır yani. Hani ama yine de şöyle durum var. Blok zincirin yapısı gereği yani o kod bilinse bile, işte özel anahtarı o kişinin, yani açık anahtarı bilinse, o hangi bilgisayardan olduğu, işte uçtan düğümden olduğu bilinse bile, yine de o kişinin, yine de oradan gerçek kişiye gitmek zorunda olduğumuz için, hani o gerçek kişinin bulunması bir nevi aslında mesela şey gibi, yani işte internet sitesinden birisine hakaret ediyor. O IP kime kayıtlı yani? İşte onun başka delillerle desteklenmesi lazım. Bu da aslında biraz şeye de aslında belki, yani aynı bizim kripto borsaları dediğimiz gibi, kripto para borsaları, belki Metaverse platformları da bir şekilde lisansa tabi olacak. Yani ciddi kullanım olursa, talep artarsa, insanlar artık günlük hayatını, ticari hayatını burada sürdürürlerse, bunların da belki lisansa tabi olması gerekecek. Çünkü mahkemelerin, yani insanların işini kolaylaştırır. Herkes herkese bir şeyler yapamaz. Çünkü Metaverse platformları da aslında gerçek kişiye ulaşmak için kimlik doğrulama mesela yapması gerekecek belki, zorunlu. Gerçek manada hak kayıpları olmaması için bunların olması gerekiyor diye düşünüyorum. Hani bu alanda hani nacizane böyle araştırmalar neticesinde bu şey ortaya çıkıyor yani. Yani özellikle uygulamada veya akademik şeyde. Bir de şunu soracağım. Ben bu hafta Finlandiya'da yaşıyorum. Slash etkinlikleri kapsamında katıldığım bir konferansta şunu öğrendim. Estonya'da sabit coin yasak. Yani siz bir sabit coin çıkaramıyorsunuz orada. Herhangi bir şirket kursanız, kripto para merkezi kursanız, kendi kripto paranızı da çıkarsanız bunun sabit bir coin olması, yani 1 dolara veya 1 euroya sabit olması yasak. Türkiye'de benzer bir durum var mı? Ya stable coin'ler Türkiye'de hani yasak değil şu an. Yani olabilir. Burada ayrıyeten bir düzenleme lazım. Yani mesela kripto paralar eskiden daha da öyleydi, şimdi de öyle biraz. Yani ne tam yasak değil, yani ödemelerde kullanılması yasak ama genel olarak yatırım amaçlı. Ne yasak tamamen değil, ne de tamamen uygun değil hukuka. Yani mesela şöyle hükümlere tabi diyoruz biz buna. Yani aynı şey gibi mesela çatal mesela yemek için de kullanılır, başka şeyler için de kullanılır, Allah korusun. Onun gibi yani hani kripto paralar da öyle. Dolandırmak için de kullanılıyor ama düzgünce gerçekten ticaret için de kullanılıyor. Mesela işte uluslararası ticarette vesaire. Onun gibi stable coin'ler de yani bir şekilde Türk lirasından pek tabii ki endekslenip alışveriş yapılabilir. Aynı işte USDT mesela ülkemizde kullanılıyor. Kimse de bir şey demiyor. Ha, burada şu devreye giriyor. İşte yabancı para olarak sayılabilir mi? Veya zaten fiyat para, yani resmi para birim zaten sayılmıyor. Onun için ayrı bir kanun düzenleme lazım ama en azından yabancı para sayılabilir mi? O devreye girer. Ama yabancı para sayılsa bile ülkemizde yabancı para yasak olmadığı için bu da kullanılıyor. Ülkemizde yani onun bir düzenlemesi yok ama yasak da diyemeyiz. Serbest aslında ama düzgün amaçlar için yani serbest. Şunu bir de merak ediyorum. Tabii. Bilginiz dahilinde mi onu merak ediyorum. Ben Türkiye'de nasıl bir kripto para borsası açabilirim? Mesela bir yatırımcım Tabii. diyorum ki kripto para işi gibi büyüyecek. Nasıl bir kripto para borsası açabilirim Türkiye'de? Merkezi Ankara'da olacak borsa açmak istiyorum. Şöyle yani dediğimiz gibi, yani kripto para borsaları şu an bir anonim şirket, limited şirket şeklinde açılabilir. Anonim şirket diyelim daha uygun olması için. Anonim şirket şeklinde açıldı. Genel bilgisayar sistemleri olur. İşte tabii ki MASAK yükümlüsü olduğu için artık bir bank hesabı olmak durumunda. Bir bank hesabı olur, giriş çıkışların olduğu. Burada alıcılarla satıcılar, yani siz de zaten bilirsiniz, daha iyi bilirsiniz yani belki. Estağfurullah. Alıcılarla satıcıları buluşturdu. Takas işlemleri yapıldı. Bir şekilde bilgisayar sistemleri oldu. İşte bankaya yatan fonlar ona ayrıldı vesaire. Bu şekilde isteyen herkes tabii ki açabilir. Ha, ama şöyle bir durum var. İşte MASAK yükümlüsü olduğu için bu MASAK mevzuat uyarınca bunu açan kişilerin mesela geçmişleri, işte nasıl insanlar mesela geçmişten bir sürü dolandırıcılık sabıkası olan birisi tabii ki MASAK uyarınca açamayacaktır. Yani bu takılacaktır ama genel şartlarda açılabilir. Burada borsa olarak MASAK mevzuatına yine tabi olduğu için ona uygun başvuruları yapar. Ona göre işletir. Burada şu önemli, yine sözleşmelerde de bu
olabilir tabii de kullanıcı sözleşmesinde. İşte her kullanıcıya ayrı cüzdan mı veriyor? İşte ortak bir cüzdan mı kullanıyor? Yoksa kendi cüzdanlarında alışveriş yapıyor? Kullanıcıların yüklediği Türk lirasını mesela fonları oradaki hesap alış hareketlerini ayrı mı yönetiyor? Bunlar önemli yani. Mesela bazı borsalar her kullanıcı için ayrı cüzdan oluşturur. İşte alt cüzdanlar oluşturur ama hepsinin ayrı bir aslında kodu vardır. Bazıları da ne yapar ki ekseriyeti çoğunluğu böyle yapıyor. Ortak bir cüzdanı var, tek cüzdan. O TL'nin bu bizim gördüğümüz oradaki rakamlar ayrı, gelen giden ayrı yani. İşte onların hepsinin düzgün düzenlenmesi lazım ki en başta geldiğimiz konuda da aslında işte FTX veya Luna gibi şeyler bunların denetlenmesi için de bunlar önemli. Yani kullanıcılardan gelen para nereye gidiyor yani? Kullanıcılardan gelen para işte 10x TL geliyor ama siz 10x TL'yi alıyorsunuz, başka bir şey harcıyorsunuz, kullanıcılara sanal bir şey gösteriyorsunuz mesela. Bu ne olur? Olmaz yani aslında. İşte bunların lisans olduğu zaman İnşallah lisans zorunlu gelirse bunların hep düzenlenmesi gerekiyor. İşte ne kadar tedavülde para olacak, ne kadarı fonda olacak vesaire bunların hep düzenlenmesi gerekiyor. Evet, yani merkezi borsalar için düzenlenmelerin yapılması şart. Bunun Şart yani. dışında, evet. Yani merkezi borsalar için düzenlemeler şart. Onun dışında anladığım bütün bu yeni bir finansal sistem bilişim teknolojisiyle birleştiği için çok yeni kanunların çıkması Tabii. lazım. Tabii. Ve dilerim sizin gibi bu konuya vakıf, bu konu hakkında Estağfurullah. uzmanlaşan daha fazla avukat olur ki Estağfurullah. böylelikle mağduriyetlerin de biraz önüne geçilebilinir. Sağ olun yani estağfurullah. Tabii öğrenme, hepimiz öğrenme şeyindeyiz, aşamasındayız. Sağ olun yani siz de böyle vesile oluyorsunuz. Teşekkür ederiz tekrardan. Hem de seyircilerimize de teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler, bu bölümde Avukat Ali Erşin'le hem kripto paralar hem NFT'ler üzerine görüştük. Sorularınız olursa videonun altına sorularınızı yazmanız durumunda yine kendisine ileteceğim. Bu bölümün sonuna geldik ama Kripto Gelecek devam ediyor. Az sonra tekrardan sizinleyim. Kripto Geleceğin son bölümüne geldik. Bu yayının son 3. bölümündeyiz. Röportajdan çıktık. Şimdi sırada paralarımızı, kripto paralarımızı nasıl koruyacağız bölümündeyiz. Son 2 bölümde MetaMask'ı ve Phantom'u anlatmıştım. Biri Ethereum temelli, diğeri Solana temelli. Cep telefonunuza ve bilgisayarınıza kurabileceğiniz cüzdanlarda merkezi borsalardaki paraları buraya aktarabiliyordunuz. Bütün cüzdanların 42 haneli bir adresi vardı. Oraya aktarabilirdiniz. Bu son 2 bölümde anlatmıştık. Başka bir seçenek var mı diye soracak olursanız var. O da bu. Bu nedir? İşte USB diyenler olabilir. Evet, USB'ye çok benzeyen bir alet. Yani gördüğünüz USB gibi bir girişi de var. Bu soğuk cüzdan. Yani bütün kripto varlığınızı bu soğuk cüzdana yükleyip cebinize koyup dünyanın herhangi bir yerine gidebilirsiniz. Ukrayna'daki savaş sırasında kripto varlıklarını soğuk cüzdana taşıyıp başka ülkelere gidip orada en azından ellerindeki belli bir parayla bu kripto paralarını bozdurup hayatlarına devam eden kişiler oldu. Keza başka şekilde kripto borsasına sahip gelen yatırımcıların ya da kullanıcıların paralarını dolandırıp bir şekilde hesabını aktarıp hepsini bir soğuk cüzdana buna koyup yurt dışına kaçanlar da oldu. Bu nasıl çalışan bir alet? İnternette pek çok modeli bulabilirsiniz. Elinizdeki kripto paraların hangi yoğunlukta olduğuna bağlı olarak yani hangi kripto paradan daha çok var elinizde? Ethereum mu daha fazla? Solana mı daha fazla? Ripple mı daha fazla? Binance mı daha fazla? Bitcoin mi daha fazla? Bütün bunlara göre değişiyor. Öncelikle elinizdeki paralara göre bunları depolayabileceğiniz bir cüzdan arayıp bulmanız gerekiyor. Çünkü her cüzdan bütün paraları depolayamıyor. Bunu araştırmak lazım. Ben eğer bu cüzdanı alırsam
elimdeki paraları içine koyabilir miyim diye. Bu güvenlik açısından bakıldığında öne çıkan markalardan biri vardı. Ben yıllar önce ondan almıştım. Şu şekilde göstereyim. Ledger Nano S. Bendeki model bu. Bu nasıl kuruluyor? Bunun kurumu esasında gayet basit. Öncelikle bir bilgisayarınıza, laptopunuza uygulamayı indiriyorsunuz internetten. Ardından da bu şeyi takıyorsunuz, USB'yi takıyorsunuz ve şifresi bir şifre yaratıyorsunuz. Tıpkı son iki bölümde açıkladığım gibi o şifreyi bu ilk takışınızda size 12 tane kelime veriyor. 12 kelimeyi bir yere yazıyorsunuz. Şifreyi değiştirmek veya şifreyi unuttuğunuzda erişim sağlayabilme adına. Ondan sonra bilgisayarınızla birlikte size soğuk cüzdanın içeriği geliyor. Orada ne kadar var? Şu ilk etapta hiç paranız yok. Adres görünüyor. O adresi merkezi borsadaki hesabınıza girip transfer kısmına yazabiliyorsunuz. Transfer kısmına yazdığınızda para, yani merkezi borsadaki para, bu sizin bilgisayardaki cüzdana geliyor. Oradan da soğuk cüzdan dediğimiz kısma. Sonrasında bu işlemi tamamladıktan sonra aygıtı güvenli çıkar dedikten sonra soğuk cüzdanınızı çıkarıyorsunuz. Bu kadar. Bütün paranız soğuk cüzdanda. Laptopunuz hacklendi. Ne olacak? Bütün parayı alabilecekler mi? Hayır. Çünkü size esasında gereken laptop değil. Bu USB gibi görünen alet. Bunu herhangi bir bilgisayara takıp Ledger bendeki o olduğu için uygulamasını indirip paranızı başka bir cüzdana aktarabiliyorsunuz. O cüzdandan da bozdurabiliyorsunuz. Cep telefonunuza uygulamaları, bazılarının uygulamaları var. Cep telefonunuza indirebiliyorsunuz. Bunun yararını cep telefonunuzdayken kripto varlıklarınızın değerini görüyorsunuz. Ama oradan kripto paralarınızı gönderemiyorsunuz. Bunu göndermeniz için yeniden laptopu açmanız, soğuk cüzdanınızı takmanız, program üzerinden parayı göndermeniz gerekiyor. Yani cep telefonunuz çalındı, laptopunuz çalındı, hacklendi. Hiçbir sorun yok. Soğuk cüzdanı şifresini kaybetmeyeceksiniz. Soğuk cüzdan sizde olduğu sürece paranız onun içinde. Onun dışını aktaramaz kimse. Soğuk cüzdanınızı biri ele geçirirse şifreyi bilmek zorunda. Şifreyi tahmin etti, bulamadı. İşte o zaman o kağıda yazdığınız 12 bazen 24 kelime gerekiyor. Hem soğuk cüzdanı hem kelimeleri eğer biri ele geçirirse o zaman soğuk bir su içmeniz gerekiyor. Onun önüne geçiş yok. Ama diğer türlü soğuk cüzdanınız alınsa bile siz kelimeler kelimeler sizde olduğu için şifre sizde olduğu için içine erişilemiyor. Fakat ilginç bir hikaye de var. Bitcoin'in ilk zamanlarında madencilik yapan hatta Bitcoin'in dördüncü madencisi olduğunu söyleyen bir kişi bir dönem Bitcoin'leri biriktiriyor. O zamanlar daha hani Bitcoin'in bir değeri yokken sonra bu harici diski yani soğuk cüzdanı ya da çöpe atıyor fark etmeden. Bir hafta sonra bu acı gerçeği anlıyor. Şu an devasa bir çöplüğün hangi bölgesinde olabileceğini biliyor soğuk cüzdanının. Ama soğuk cüzdanına erişemediği için oradaki paralara da erişemiyor. Yani çalınır veya kaybolursa içindeki paralar da gidiyor. Geri alma ihtimaliniz yok. Ama sizde bulunduğu sürece paranıza da kimse dokunamıyor. Soğuk cüzdanın böyle bir artısı var. Yani marka marka kurulumları değişebilir ufak farklılıklarla ama hepsi aynıdır. Fakat hangi paraları desteklediğine dikkat etmeniz gerekiyor. Yani sizdeki eğer ağırlıklı olarak Solana ise ya da Avalanche ise ve aldığınız soğuk cüzdan onu desteklemiyorsa içine atamıyorsunuz. Yani artık herkesin bildiği de bir gerçek var. Yanlış cüzdan adresine gönderirseniz, yani Ethereum saklanacak bir adrese Bitcoin gönderirseniz ya da Solana gönderirseniz o parayı unutmanız gerekiyor. Yani o kayboluyor. Geri dönüşü de olmayan bir işlem bu.
Kripto paralar da böyle. O yüzden desteklediği kripto paraları bilmeniz ve onun adresini atmanız gerekiyor. Kapasiteleri de önemli. Çünkü 120 tane veya 1200 tane kripto parayı desteklesin. Sizin aldığınız soğuk cüzdanın kapasitesine göre 3 ya da 4 tane sadece parayı seçebilme durumunuz oluşuyor. Yani eğer kapasitesi çok yüksek değilse hepsine birden parayı koyamıyorsunuz. 3 tane seçebiliyorsunuz ya da 4 tane seçebiliyorsunuz. Biraz daha yüksekse 6-7 seçebiliyorsunuz ama 1200 kripto paranın 1200'ünü de aynı soğuk cüzdanda tutamıyorsunuz. Çünkü çok yüksek bir bellek gerekiyor onun için. Bu, hani farklı soğuk cüzdanlarda farklı para türlerinde tutabiliyorsunuz. Bu da sizin portfolyonuza göre değişecek bir durum. Bir de programın başında belirttiğim Rainbow var. O da MetaMask'a benzeyen bir cüzdan ama arada önemli bir fark var. Nedir? Cep telefonuna yükleniyor ve o adresinizi yükleyip 12 kelimeyi de girdiğiniz zaman NFT'lerinizi de görüyorsunuz. Yani MetaMask'tan farkı ne? MetaMask'ta NFT'lerinizi göremiyorsunuz. Oradaki paraları görüyorsunuz ama NFT'lerinizi görme ihtimaliniz her zaman o kadar yüksek olmuyor. Yani ne oluyor? OpenSea'ye gidiyorsunuz. OpenSea'deki hesabınız üzerinden görebiliyorsunuz. Ya da Etherscale'e gidebiliyorsunuz. Oradan belki alışveriş üzerinden görebiliyorsunuz. Ama Rainbow'da kripto paralarınızı görebiliyorsunuz. Ne kadar olduklarını görebiliyorsunuz. Onun yanında sizin o MetaMask cüzdanına bağlı aldığınız NFT'leri görüyorsunuz ama Phantom'u yani Solana blok zincire bağlı veya başka blok zincir üzerindeki mesela Bitcoin üzerindekileri göremiyorsunuz. Çünkü Rainbow'da Ethereum blok zinciri üzerinde çalışıyor tıpkı MetaMask gibi. Merkezi olmayan kimi uygulamalarda bu ara MetaMask'ın yanında Rainbow'da kabul etmeye başladı. O yüzden eğer MetaMask'ınız varsa Rainbow'u da indirip kelimeleri girip özellikle cep telefonunuz üzerinden kolayca aldığınız NFT'leri görebiliyorsunuz veya başka sitelere bağlanacaksanız Rainbow üzerinden işlemlerinizi hızlıca yapabiliyorsunuz. Paralarınızı merkezi borsalardan alıp yine Rainbow'un kendi cüzdanında saklayabiliyorsunuz. Yani MetaMask'ın 42 karakterden oluşan cüzdan dışında Rainbow da size 42 karakterden oluşan cüzdan adresleri veriyor. Bu cüzdan adresleriyle saklama yapabiliyorsunuz. Yani Rainbow cüzdanda saklıyorum bir kısmını diyebiliyorsunuz. Bir kısmı MetaMask cüzdanda saklıyorum diyebiliyorsunuz. Başka bir alternatif, başka bir çeşitlilik sunuyor. Son dönemde kripto para piyasasındaki özellikle merkezi piyasalarda yaşanan bu dalgalanmalar nedeniyle parayı çekmek anahtar senin değilse kripto senin değildir cümlesi çok yaygın şu ara. Çünkü niye bunların anahtarı sizde, kripto para da sizde anlamına geliyor. Yani insanlar niye anahtar bende olmalı diyor. İşte borsada bir şey olursa para gitmesin. Hacklenmemeye dikkat edeyim. Olmadı soğuk cüzdana koyayım ve cüzdanlarımda taşıyayım diye. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Öbür türlü bütün varlıkları kaybetme ihtimali de var. Dileriz kimsenin başına gelmez. Dileriz ekosistem bu zehirli sarmaşıklardan kendini kolayca kurtarır ve bütün bu süreçten sonra boğa sezonunu hızlıca yaşarız ve teknolojik gelişmeler, özellikle de bu işin teknolojik gelişmelerini daha fazla konuşmaya başlarız. Bu ekonomik kısmı, parasal kısmındansa çünkü teknolojik kısmında da büyük yenilikler oluyor ama şu an yaşanan süreçte ekonomik kısmıyla ilgilenmek mecburiyet gibi bir şey. Kripto geleceğin bir bölümünün daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorumlarınızı, sorularınızı YouTube'a yazabilirsiniz. Yorum kısmına beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olursanız sadece kripto gelecek değil, Kampana News'un diğer programlarından da anında haberdar olabilirsiniz. Gelecek bölümlerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.